Düzey'e hoş geldiniz. Bu hafta sanat konuşuyoruz ve kadının iş dünyasındaki yerini konuşacağız. Bildiğiniz gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bir hanım konuğumuz var bugün. Art Consultancy kurucusu Sevil Dolmacı bizle beraber. Yatırım aracı olarak sanata ilgiyi konuşacağız Türkiye'de. Sanat ekonomisini konuşacağız. Aynı zamanda iş dünyasında Türkiye'de sanatta özellikle kadının yaşadığı zorluklar, girişimci olarak kadının yaşadığı zorlukları konuşacağız. Sevil Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle ben sizin tabii ki özel bir hafta olduğu için 8 Mart Kadınlar Günü mesajınızı dinlemek istiyorum. Çünkü ben bildiğim kadarıyla sanat sektörü de erkek egemenliğin olan bir sektör değil mi? Siz hangi zorluklarla karşılaştınız? Çünkü siz sanat danışmanlığında da Türkiye'nin ilk danışman şirketini kuran girişimcisiniz. Neler söylersiniz? Mesajınızı alalım. Kadınlara buradan mesajınızı ve sizin karşılaştığınız zorlukları sonra sanat ekonomisine geleceğiz. Buyurun. Tamamdır. Kadınlar günü vesilesiyle burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Önce onu söyleyeyim. Yani bu vesile oldu ama sanat projeler ve kadının aslında hakikaten sanattaki yeri ve karşılaştığı zorluklar hem aslında Türkiye'de hem de dünya ölçeğinde var bu. Bundan biraz bahsetmek isterim. Öncelikle kadınların özgür olarak, kendileri olarak, dişi olarak her ne yapıyorlarsa yapsınlar var olmaları benim aslında en büyük dileğim bu yılki Kadınlar Günü için. Çünkü kadınlar ne yazık ki biliyorsunuz 3 dalga feminizm var dünyada. İlk dalga 19. yüzyılın ikinci yarısında, ikinci dalga ise 20. yüzyılın ikinci yarısında, üçüncü dalga ise 90'larda ortaya çıktı. Evet. Ve özellikle ikinci dalgadaki hikayede kadınların erkekleşmesi söz konusuydu. Yani erkeklerle yarışabilmek adına erkek gibi olmak fikri baskındı. Evet. Baktığınız zaman işte erkek gibi giyinmek, pantolonun o dönem kadınlar tarafından daha yaygın hale gelmesi, maskülen tipler daha ön plandaydı. 90'lara gelindiğinde ise 90'larda feminen kadın karakterlerin iş hayatındaki yerinin altı çizildi aslında. Doğru. Bunun mesela bütün dünyayı sürükleyen bir dizi vardır, Sex and the City dizisi. Evet. Bu hikayenin körüklenme noktasıdır bu dizi aslında. Evet. Yani çalışan kadın, modayı takip eden kadın, para kazanan kadın, cinselliğini yaşayan kadın, kadın olarak var olabilen bir kadın. Benim bu yıl 2021'deyiz şu an. 20'deyiz pardon ben daha fütüristik bakıyorum olaya belli ki. 2020'deyiz şu an ve 2020'de Türkiye için dileyeceğim şey bu aslında. Evet. Kadın olarak var olabilmek. Yani bunu başarabildiğimiz zaman, sektörde bunu kabul ettirebildiğimiz zaman bizler daha görünür olacağız. Ataerkil bir yapıdan geliyoruz. Evet. Erkek egemen bir düzen içerisinde var oluyoruz. Dolayısıyla bir kadın olarak iş hayatında benim diyebilmek, kadın kimliğini ortaya koyarak bu şekilde iş yapabilmek hakikaten kendimi şanslı buluyorum bu konuda. Peki sanatta yani Türkiye'de gerçi bu globalde sanatta egemen erkek egemenliğinde olan kesinlikle bir sektör. Doğru. Ama son zamanlarda biraz daha kadın nüfusu çoğaldı gibi. Aslında doğru kesinlikle doğru. Son dönemde dünya ölçeğinde de başarılı kadın galerici ve kadın sanat danışmanlarının isimlerine rastlıyoruz. Mesela benim en çok kendime örnek aldığım isim Dominique Levy'dir. Dominique Levy sanat tarihçisidir. İlk hayatına Christie's ve Sotheby's'de çalışarak başlamıştır. Sonrasında sanat danışmanlık şirketi kurmuştur. Daha sonra ise hızla büyüyen bir galericilik sistemine geçmiştir. Benim kendime en çok örnek aldığım isimdir kendisi. Ama bunun yanında Peggy Guggenheim mesela bir sanat profesyoneli olarak benim yine çok takdir ettiğim, kendime örnek aldığım isimler arasında yer alır. Yani gün geçtikçe Victoria Miro şu an kendisi inanılmaz derecede bir imparatorluğa sahip diyebiliriz.
Yani bu kadın figürler arasında söylediklerim tabii. Evet. Bunların erkek ayakları tabii daha baskın çıkıyor. Ne yazık ki Larry Gagosian tüm dünyaya imparatorluk kurmuş bir isim galericilik bazında. Umarız ki bu sayılar çoğalır. Aynen. Hem Türkiye'de hem de globalde diyelim. Kesinlikle. Peki ben yatırım aracı olarak sanat. Buna gelmek istiyorum biraz, sanat ekonomisine. Şu anda işte hem arz hem talep açısından şimdiki, yani şu anki ekonomik konjonktürde konuşalım. İşte birçok risk var. İşte kurlar oynak, yükselişte. Neler söylersiniz? Şu anda arz talep dengesi nasıl? Sanat ekonomisi Türkiye'de ne boyuta geldi? Türkler sanata, yani sanatı yatırım aracı olarak nasıl görüyor? İlgi nasıl burada? Aslında çok ters bir denklem var bu hikayede. Nasıl, hemen izah edeyim. Ben şirketimi krizlerin olduğu bir dönemde kurdum. Yani bundan yaklaşık 5-6 yıl önce işte terörün patladığı, siyasi karmaşanın olduğu bir dönemdeydi. Yine aynı şekilde ekonomi buna paralel olarak çok iyi gitmiyordu işin açıkçası. Dövizde sürekli bir değişim söz konusuydu. Ama bu dönemde kurduğum, bakın ben ilk sanat danışmanıyım demiyorum, hep bunu belirtmek istiyorum. Ben Türkiye'nin ilk sanat danışmanlık şirketi, ekiple hizmet veren, uluslararası ölçekte tanınırlığı, bilinirliği olan tek şirketim. ve bu şirketi ben 5 kişiyle daha küçük ölçekte bir yapı arz eden bir durumda kurdum. Kurduğum zaman... kriz dönemiydi. Kimse bana inanmadı. Ama bu kriz döneminde biz 5 yıl içerisinde 15 kişilik bir ekiple bugün yeni bir binaya geçeceğiz. Çok güzel, farklı projelerle, dünya ölçeğinde bir sistemle yeniden biz varız diyeceğiz. Bu 5 yıllık bir süreçte oldu. Bu şu demek aslında, benim işimin büyümesi Türkiye'de sanata olan ilginin ne boyutta olduğunu göstermesi açısından çok önemli. Yani sanat profesyonellerine ihtiyaç duyan bir kitle var ve bu kitle eskiden yaş ortalaması bu kitlenin 50 ve üzeriyken bugün benim müşteri portföyüm 25 ile 45 arası. Genç kuşaklara gelmiş. Genç kuşak profesyonaliteye çok inanıyor. Profesyoneliteye inandığı için de bilerek, deneyimleyerek, öğrenerek, konuşarak, kendi içerisinde bir hikaye yaratarak yapmak istediği, sanatla ilgili yapmak istediği her neyse, bu sanat alımlarını düzenli hale getirip bir konsept etrafında bir koleksiyonerliğin başlangıcı da olabilir. Sadece kurum bazında kurumunu sanatla var edebilmek, kimliklendirebilmek için bir yapıya girmiş de olabilir. Öyle de bir yatırım yapabilir. Tabii. Öyle de bir... Her ne olursa olsun bunu bilerek, öğrenerek ve bir profesyonele danışarak yapmak istiyor. Ve biz bu kısa sürede bu yaş grubunda çok ciddi bir portföy yarattık kendimize. İnanılmaz. Ama bu portföyde bu süreçte ikiye bölündü hikaye. Nasıl ikiye bölündü? Hemen izah edeyim. Bir grup şu an Türk sanatında fiyatların geriye çekilmesiyle birlikte tam alım zamanı dedi ve gerileyen Türk sanatına, yani fiyat bazında gerileyen Türk sanatına yatırım yapmaya karar verdi. Diğer bir grup ise ben ekonomik gelgitlerde Türkiye'de bu gerilemeyi risk olarak almak istemiyorum dedi ve sadece yabancı eserlere yöneldi. Çünkü döviz bazında doğru alım yaptığında ne ölçekte para kazanacağını gördü. Mesela bir müşterim var. Müşterim için biz bir yıl önce Londra'dan iki eser getirdik. Robert Jennings'e ait iki eser. Sonrasında kurumlarına almıştık biz bu eserleri. Kurum büyümeye başladı. Ek binalar yapılmaya başladı ve eşiyle beraber bir Robert Jennings daha almak istediler. Biz tekrar satın alım yapmaya gittiğimizde fiyatların bir sene içerisinde %10 oranında arttığını gördük. Artış oldu. Ve döviz bazında bir artıştan bahsediyoruz ve bir senelik bir süreçte bahsediyoruz.
Dolayısıyla bunu birebir yaşayarak, deneyimleyerek gördüklerinde bizlere olan inançları arttılar. Doğru isim olduğunun kanaatini hem beğendiler, hem işte yatırım olarak seçtikleri ismin doğru isim olduğunu düşündüler. Ve bizim işlerimiz o vakitten sonra onlarla çok daha hızlı bir şekilde büyüdü. Peki ben doğru anladıysam yabancı eserlerin fiyatı artışta ama düşüşte kesinlikle değil. Ama Türkiye'nin içine bakarsak Türk eserlerde fiyatlarda düşüş var diyorsunuz. Aslında evet, genel olarak doğru böyle, ama şu küçük ayrıntıyı söylemem gerektiğini düşünüyorum. İki tarafta da doğru isim almanız gerekiyor. Türk sanatında 2010'larda çok ciddi bir furya vardı, genç furyası. Mesela o furyadan şu an bir iki kişi kaldı diyebilirim. Mesela çoğu yok oldu, gitti. O yüzden Türk sanatında da belli doğru isimleri bilmek, belli doğru stratejiler doğrultusunda alım yapmak gerekiyor. Yabancı eser alacağınız zaman yine belli bir konsept ve belli isimlere odaklanmak gerekiyor. Yani beğendiğiniz için eser tabii ki alabilirsiniz. Bu bir tercih meselesidir. Böyle müşterilerim de var. Evet. Ama yatırım değerini illaki göz ardı etmeyenler için de bizim zaten belli tavsiyelerimiz oluyor kendilerine ve o doğrultuda eser satın alımı yaptırıyoruz. Anlıyorum. Peki yani şu an alım için uygun bir zaman mı? Kesinlikle evet. Kesinlikle evet. Bakın kriz zamanında sanat her zaman yükseliştedir. Bu Türkiye'de de, yurt dışında da böyledir. Dolayısıyla bugün alım zamanı. Çünkü Türkiye'de fiyatlar geriye çekildi. Bakın bir de işin şöyle bir açısı var. O da çok enteresan ve bence çok da fırsat. Burası fırsatlar ülkesi bir tarafta. Evet. Zamanında yurt dışından eserler almış koleksiyonerlerimiz var. Bu eserler doğru isimlere yatırım yapmışlar bazıları. O günlerde 10 bin 20 dolarlık eserler bugün 100 bin 200 bin dolarlara geldi. Evet, ama tabii ki hikayeler sürekli değişir, işte aileler sürekli değişir. Türkiye'de de böyle bir sirkülasyon vardır. Tabii. Dolayısıyla para el değiştirir. Eski kuşaktaki bazen sıkılırlar, satmak isterler. İşte gelecek kuşaklara bırakacak kimseleri yoktur vesaire vesaire. Aynen. Nedeni ne olursa olsun bugün bu eserleri elinden çıkarmak isteyen bir kitle var. Şimdi baktığınız zaman uluslararası platformda satın aldığınızda bunların %18 gümrük vergileri var. Tabii. Ve kesinlikle bu tip sanatçıların, yani A+ dediğimiz isimlerin buraya gelişlerinde en fazla size %15 indirim verirler. O da en fazla. Artı vergileri, artı taşıması, artı sigortaları vardır. Bunlar çok ciddi maliyetlerdir, ama burada direkt olarak biz bu isimlerin eski dönemlerine ait, daha da aslında kıymetli dönemlerine ait daha uygun fiyat işlerini bulabiliyoruz bugün. Bu da bir fırsat. Yani kriz zamanında ortaya çıkmış bir fırsat. Aynen. Dolayısıyla bu anlamda bizim şu an bunları alıp yurt dışına da sattığımız çok oluyor. Evet. Şu an işlerimizin çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Peki şimdi yani sanatta aslında turizme çok destek veriyor. Bir sanat turizmi diye bir şey var. İşte Contemporary İstanbul oluyor. Birçok yabancı geliyor buraya, bunu da gözlemliyoruz İstanbul'a. İşte bir Arter açıldı. Yani biz bu fuarlarda ne kadar rekabetçiyiz, başarılıyız? Yeteri derecede event düzenleniyor mu İstanbul'da? Yani biraz daha yabancının Türk sanatına ve Türkiye'ye ilgisini artırmak için yeterli buluyor musunuz? Ne yazık ki yeterli değil. Çünkü senelerdir bu fuarları düzenliyoruz biz, ama istenilen yere nedense bir türlü gelemedik. Evet, bu doğru. Oranda. Aslında hani Contemporary İstanbul'u kesinlikle takdir etmek gerekiyor. Çünkü bugüne kadar uluslararası platformda tanınmış, sürdürülebilirliğine hiç zarar gelmemiş bir fuar. İşte bir rakibi çıkmıştı. Çok da sevindiriciydi. Çünkü rekabet olduğu zaman kalite artar her Tabii. zaman. Ama ne yazık ki o da uzun ömürlü olamadı.
Ama tabii ki onların da kendi iç sisteminde ve Türkiye'nin şartlarında yapabilecekleri en fazla bu. Yani biz müze olarak onları desteklemezsek, biz galeri olarak onları desteklemezsek, biz devlet olarak onları desteklemezsek, yani fuarlarda ne olursa olsun zayıf kalacaklar. Arterin açılması bence inanılmaz derecede bir yani ivme kazandırdı Türkiye'ye. Çünkü arterin uluslararası anlamda tanınırlılığı gerçekten çizgisi önemli bizim için. Yani bizim o yüz akımız diyebilirim. Sabancı Müzesi'nin yaptığı sergiler, işte son olarak Marina Abramovic'in sergisi. Bu bizim yüz akımız diyebilirim. İstanbul Modern inşallah yeni yerine taşındığında çok daha enteresan işler yapacaktır. İstanbul Modern bizim için çok önemli diyebilirim. Yani müzeler çoğaldıkça hikayeler bambaşka bir yola gidecek. Yani geçtiğimiz yıllarda işte Sotheby's'in, Christie's'in burada ofisler açması, büyük galerilerin buraya gelmek istemesi gibi bir hava ne yazık ki artık kalmadı. Kalmadı. Yine bir toparlanma dönemine girip bir yükselişe geçeceğimize ben inanıyorum. Evet. İnanıyorum. Ama bugün daha işte sakin diyebilirim o manada. Daha sakin. Yurt dışının gözü ne yazık ki burada değil. Evet, şimdi bu koronavirüs vakalarından dolayı da bir sanat fuarı da iptal oldu. Tabii, değil mi? Sizle konuşulduğu büyük bir iptal edildi. Yani düşünün, sadece tabii Türkiye'de değil. Louvre Müzesi'ni Fransa'da kapatmışlar. Aynen. Türkiye'deki durumlar değil, artık global ölçekte enteresan hikayeler tabii var ve bu işte dediğiniz gibi bir virüs olabiliyor. Bir evet. Farklı bir hikaye sizin gündeminizi tümüyle değiştirip sanata da etki olumsuz yönde olabiliyor. Peki şu anda üstünde çalıştığınız 2020'de veya önümüzdeki dönem hayata geçireceğiniz böyle öncelikli projeleriniz neler var? Beni heyecanlandıran bugünlerde çok da ne yazık ki gündemden dolayı tabii ki hepimiz üzüntülüyüz ama beni yine de bu durumda motive eden bir projem var. Aslında işte ben az önce de söylediğim gibi Türkiye'nin ilk sanat danışmanlık şirketini kurdum demiştim. İnşallah çok kısa vadede Türkiye'de uluslararası anlamda yarışabileceğini düşündüğüm bir sistemle yeni bir galeri kurmak. Evet. İkinci derecede tarihi bir binada kafesi, art shop'u ve 3 kat sergileme mekanıyla ve muhteşem bir teras barıyla yeni bir işe atılıyorum diyebilirim. Evet, Türk Hava Yolları'yla da mı bir projeniz var? Türk Hava Yolları'yla bir projemiz var ama gizlilik sözleşmemiz öyle olduğu mi için içeriğini tam olarak paylaşamıyorum ne yazık ki. Bu projede peki çok önümüzdeki aylarda zannediyorum onlar tarafından açıklandıktan sonra evet, biz de projemizi rahatlıkla sizlerle paylaşabileceğiz. Evet, siz Londra'da da bir ofis açtınız. Evet, yurt doğru dışında hani Türk sanatını, yani bizi, Türkiye'yi orada tanıtacak projeler olacak mı? Yurt dışında. Yurt dışı hedefleriniz neler? Yurt dışı hedeflerim, aslına bakarsanız buradaki danışmanlık şirketinde de evet, yurt dışı ofisinde de eksik kalan bir tarafımız vardı bizim. Yani Sevil Dolmacı yapısı olarak. Bu yapımız da önemli bir galericilik faaliyeti yapısıydı. Yani bizim galerilerimiz var şu an hali hazırda. Gençleri şu destekleyen. Anda, evet. Daha çok gençleri destekleme misyonuyla çıktığımız galerilerimiz bunlar. Ama artık bu iki yapıyı, Londra'daki ve Türkiye'deki ofisi destekleyecek ciddi bir galericilik faaliyeti bizim eksik noktamızdı. O yüzden şimdi bu eksik noktamızı tamamlayıp Londra'daki ofisimiz ve buradaki danışmanlık şirketimizle üçlü bir koordinasyon sağlayan güçlü bir yapı sunmayı hedefliyorum. Peki şimdi iki türlü yatırımcı var dedik. Şimdi şahsi koleksiyonerler, yani kendilerine sanat eseri biriktiren, bir de kurumsal açıdan yani holdingler kendi işte binalarına koyuyorlar, kendi koleksiyonlarını yaratıyorlar. Burada Türkiye yani yine sanata yatırım aracı gözüyle bakmakta. Yani bu kurumsal tarafta nasıl bir gelişim gösteriyor? Tamam, şahsi koleksiyonerlik bizde artıyor ama bu holdinglerin ve ikinci kuşağın ilgisini sormak istiyorum ben.
Şimdi kendisi de belki beni dinliyordur. İsmini vermeyeceğim ama kendisi evet. mutlaka bilecektir. 25 ya da 26 yaşında olduğunu zannediyorum. Hı hı. Önemli bir holdingin ikinci kuşak yöneticilerinden, evet. genç yöneticilerinden biri. Önemli bir ailenin oğlu. Aile aslında uzun yıllardan beri koleksiyoner. Hı hı. Ancak bu kuşağı devrediyor. Yani genç kuşağı devrediyor. Genç kuşakta da beyefendi ile biz çalışma imkanı buluyoruz. Hı hı. Ve satın alımlar yapıyoruz. Ama bugün evet. geldiği nokta uluslararası anlamda yine önemli kurumların başındaki yöneticilerle de konuşur. Onlardan da fikir alır. Ama ana danışman olarak bizimle çalışır. Evet. Ve bugün geldiği nokta bakın evlerindeki veya kurumlarındaki koleksiyonlarında yer alan eserlerin korumasından tutun. Kondisyonlarından tutun, çerçevesinden tutun, asmasına, ışık sistemine kadar her şeyle tek birebir ilgilenir kendisi. Evet. Yani koleksiyoner olmak aslında uzun bir yol ve sadece satın almakla biten olmuyor, bir iş değil. Bitmiyor. Biten bir iş değil. Yani bunun finansal anlamda bir stratejisi ve aynı zamanda uygulama bazında da çok ayaklı bir durumu var. Ve bunu en azından bugün çok kısa bir sürede yani biz kendisiyle yaklaşık herhalde 2 sene olmuştur diye düşünüyorum. 2 senedir evet. çalışıyoruz ve buna rağmen bugün geldiği noktada hem kendine ait bir alım stratejisi var. Hem de uygulama bazında kurumunda var olan eserleri her açıdan kontrol edebilen, buna zaman ayırabilen, bunu seven ve yapan bir profili var. Yani yükselen bir trend için, var burada. Bu bizim diyorsun. İçin çok mutluluk evet. verici ve bizimle başlamıştı hikaye. Evet, ben çok merak ediyorum. Şimdi çağdaş sanata çok paralar harcanıyor ama çağdaş sanat da yükselen bir trend. Mesela bu Miami Art Basel'da bir tane muz olayı vardı. Evet. Ve o muz için işte binlerce dolar yani 200 bin dolara falan satıldı. Yani 120 bin dolara satış gördü. Ve bunlar yani siz normal buluyor musunuz bu tarz yani satışları bir muza bu kadar para yani bu çağdaş sanat nereye gidiyor sizce? Aslında bakarsınız bunun hikayesi evet. Çok daha erken dönemlere dayanır. Yani Duchamp'ın bir pisuarı alıp sanat eseri evet. olarak sergilemesine kadar giden bir süreçtir bu. Evet. Sonra Andy Warhol'un çorba kaseleri, evet. ardından Damien Hirst'ün köpek balığını alıp sergilemesi. Bunlar evet. aslında Dan Flamin'in floresanları. Bunlar floresan patladığı anda yenisiyle değiştiriliyor. Evet. Köpek balığı zarar gördüğü an, çürüdüğü an yenisiyle evet. değiştiriliyor. Evet. Şimdi bunlar baktığınızda aslında bir muzdan farklı değil. Bunlar hep tartışılan ama sanat tarihinde sansasyonel dediğimiz hikayeleriyle var olan, evrilen bir durum. Evet. Şimdi baktığımızda buna evriliyoruz biz. Tabii şöyle bu muzu alan Cox ailesi şöyle bir açıklama yapıyor. Biz bu tartışmalar başladığında muzu almaya karar verdik. Evet. Çünkü bu tartışmalarla zaten eser çoktan sanat tarihine girmişti bile. Ve enteresan. Biz sertifikayı ve aslında bunun hikayesini aldık. Hı hı. Zaten sonrasında New York Times'a verdiği konuşmasında Perotan Galeri bunun da altını çizdi. Yani biz sanatçının sertifikasını sattık dedi. Evet, anlıyorum. Ama sanat tarihi böyle bir şey. Yani zamanında Picasso da çok aykırıydı. Sonradan bugün değerli, daha çok değerini evet. bildik. Evet, aynen. Sevil Hanım, şimdi 1 dakikalık bir vaktimiz kaldı. Ben şöyle kapatmak istiyorum programı. Sizin Türk kadın girişimciye ben 2 cümlelik bir mesajınızı almak istiyorum. Nasıl onları heveslendirirsiniz iş dünyasına girmek için, girişim yapmak için? Sizden dinleyelim. Bir defa tutkularının peşinden gitmeleri, hiçbir şekilde yılmamaları, direnmeleri. Evet.
ve her zorluğa göğüs germeleri ve sonunda mutlaka rüyalarına kavuşacağını söyleyebilirim. Çünkü ben öyle yaptım. Evet Sevil Hanım, çok teşekkürler. Tekrar bekleriz efendim. Çok teşekkür ederiz. Evet, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Sevil Dolmacı'yı ağırladık. Art Consultancy kurucusu kendisi, sanat ekonomisini de konuştuk. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.